İki gece önce o adam çocuklarımın gözlerinin önünde babalarını tehdit etti. Ben her türlü soruşturmaya hazırım. Emrinizdeyim efendim. Seni parçalarım oğlum. O eser müdürünün yanındaki adamları bize okuyacaksın ki biz de önümüzü görelim. Haydi. Ne zaman çıkaracaksın beni buradan? Gördün işte, benden sana sevgili falan olmaz. Benim bu adama yaptıklarımı sen bu adama yapmış olsaydın ben senden şüphelendim. Sana ben yaptım desem sürpriz olur mu? Hoş gelmişsiniz beyim. Hoş gördük. Emir'i buldunuz mu? Beyefendi evinde kalmıyor galiba. Bulun telefonda, hemen konuşayım. İstanbul'dayım. Ulan ben sana kimseyi uçurmayacaksın demedim. Baba vallahi benimle bir alakası yok ya. Çabuk buraya gel. Ya kardeşim sen manyak mısın? Ben burada oturup kendi kendime düşündükçe seni sevmeye mi karar vereceğim? Bir gün anlayacaksın benim seni ne kadar çok sevdiğimi. Ne kadar büyük, ne kadar güçlü sevdiğimi. Bu fare sensin Songül Hanım. Bu tarantula da ben. Delireceğim ya! Senin gerçekten Tahir Bey'e karşı bir ilgi var mı içinde? Pek yakışmaz mı bana? Çok mu çirkinim? Bir erkek kadın diye bakmaz mı yüzüme? Yoksa artık geçti mi benden? Aşk mı, ilgi mi bilmiyorum ama... bir gün geçse bu adam karşıma, gel benimle dese... giderim peşinden. Son günlerde. Songül Hanım, kendisini yükseltecek adamın peşinde. Beni serbest bırakın, sizi Emir'e götüreyim. Behruz nerede? Behruza'yı içeri aldılar. Oğlum neler oluyor peki? Beni böyle yolun ortasında bırakıp gidecekmiş gibi konuşursan karşımda... işte bunu kaldırmaz yürüyeyim. Evlatlarından evvel ben sana muhtacım. Bunlar hala yaşıyor mu? Sen de yaşıyorsun. Anam, derdimin ortağı. Senin bütün sıkıntılarını avucumun içine alır ezerim. Eğer beni, bizi seviyorsan güçlü olacaksın. Aramızda en güçlü sen olacaksın. Tamam mı benim güzel hanım? Elden ayaktan düşüp kötürüm olarak yaşamak istemiyorum. Ama sizlere doyamadım. Allah'ımdan birkaç senecik ömür istiyorum. Songül benim sevgilim. Benimle gelmeyi tercih etti. Ben zorla kaçırmadım kızı. Bir gün sen de öğreneceksin bunu. Sonra gelip özür dilemek isteyeceksin ama çok geç olacak. Sen şimdi düzeleceksin. Ayağa kalkacaksın. Ne oldu bana diyeceksin. Bundan sonra bizi tanıyacaksın. Başka bir erkeğin terini taşıyan kadına aşıksın sen. Kadının göğsünde benim ismimin baş harfi kazılı. Nasıl kaldırıyorsun bunu? Sen çok mu cesursun? Rus ruletine var mısın benimle? Ya ölürsem? Ölümden korkuyorsun. Ölümden değil, senin yaşamandan korkuyorum. Sağ ol. Bu sizin. Nedir bu? Haciz ihtar. Kamber Bey kefil olmuş da. O imzanın sana ait olmadığı ispatlanır herhalde değil mi? Dur bakalım. Var tanıdık bir avukat, konuşuruz onunla. Eskiden bir tane evim vardı, şimdi üç tane oldu. Annenin evi, babanın evi, bizim ev. Üç ev, üç oda. Ama burada benim odam yok ki. Amirim, adam karşımda şu kadar duruyordu. Böyle elimle kafasından toprağa gömüp izmarit gibi üzerine basasım geldi. Anlıyorum kardeşim. Ama bizim yapmamız gereken burada yılanı en zararsız yerinden tutacağız ve kafesine koyacağız değil mi? Nerede lan? Ne istiyorsunuz benden? Öleyim mi? Öleyim mi şimdi ha? Sen zaten geberecektin. Ayağıma kadar geldin. Yaptım bir ettik, sahte senet düzdüm de. Nedir bu şerefsizlik? Ya Türkan, adam yaşlı, hatırlamıyor olabilir. Kimsenin yalanın dolanın hırsızlıkların yüzünden ben o eve haciz getirtmem. Neyin varsa satacaksın, kapatacaksın o borcu. Kız ismimin baş harfini şurasına kazıtmış. Yoksa dövme F miydi?
Beni havaya uçuracaklarından korkuyorum. Ha, benimle birlikte yakınımda olan herkes tehlikede Ferit. Alev annesinin yanında güvende mi? Kaçırılma tehlikesi mi var demek istiyorsun yani? Vallahi demek istemiyorum ama. İyi akşamlar komiserim. Ne haber? Sağ olun komiserim. Asayiş Berke var, hiçbir sorun yok. Çocuk yukarıda, her şey yolunda, düzgün. Kapıcıyla irtibat kuruyorsunuz değil mi? Gireni çıkanı kontrol altında tutun oğlum. Baş üstüne amirim. İyi akşamlar. Amirim. He. Bir şeyler belli olana kadar şu güvenliği arttırsak mı diyorum? Nasıl şeyler? Yani otopsi falan. Hani eski işinizle konuşsanız da onlar da biraz dikkat etseler. Çocuk daha güvenli olur. Ne diyeceğim Ferit kadına? Hani çocuk benim yüzümden kaçırılabilir mi diyeceğim? Yok yani benim yüzümden çocuğun peşinde adam mı var diyeceğim. Ne bileyim ne diyeceğim. Arttıralım güvenliği. Yanlış anlamıyoruz değil mi Ferit? Rahmet isteyesi Eser kardeşimiz uyuşturucuyu bu deli Şevket'e veriyor, bu arkadaşımıza tevzi ediyor. Öyle değil mi? Babaları kim? Sadi Cinaşırlı. Ben böyle bir şey söylemedim. Öyle bir şey söylesen de güzel güzel konuş. Şimdi kafamızın içi rahatlasın. Bak hava kasvetli. Benim şimdi beynimin içi çınlıyor burada. Deli kanka. Sana benim deli olduğumu söylediler mi oğlum? Ha, eskisi gibi ifade alamıyorum artık yani. Biraz sertleşiyorum, elimde değil. Siz gidip okul çocuklarının, o taptaze çocukların kanına uyuşturucuyu patlatıyorsunuz. Altın vuruş yapıyorsunuz. O çocukları yok ediyorsunuz. Ben de sizin karşınıza geçip lütfen bizimle konuşur musunuz Sayın Cani Beyefendi şeklinde konuşamıyorum. Böyle müzakere edemiyorum. Neyse ben çıkayım dışarı. Seni şimdi güzel kardeşimizle baş başa bırakayım. O nasıl ifade alıyor bilmiyorum. Biraz sert miymiş neymiş. Artık ben yaşlandım, yüreğim kaldırmıyor. Şimdi ben çıkayım, sen güzel güzel ona anlat her şeyi, olur mu?
Seni akademiden... O zamandan belliydi nasıl bir pislik herif olacağın. Polislikten ihraç edildiğim gün Karamanlı Fahrettin aradı beni. Onun kız kardeşiyle beraberdin. Kızı uyuşturucuya bulaştırdın. Yok ettin kızı. Kafamda nasıl yer etmişsin değil mi pislik? Allah'tan bir tek isteğim var dedi Karamanlı Fahrettin. Deli Şevket'in leşini gözlerimle görmek. Seni bu gece buradan alıp Karacaahmet mezarlığına götüreceğim. Damarına Allah ne verdiyse basacağım. Altın vuruşsuzu. Sonra da çağıracağım Karamanlı'yı. Diyeceğim al sana kardeşim. Leşini görmek istediğin kansız. Amirim, Mehmet arkadaşımız ortalarda yok. Annesi ve abisiyle görüştüm, dün gece eve de gelmemiş. Telefonu da kapsama alanı dışında. Dünden beri bir Allah'ın kulu görmemiş amirim. Ne o, esrarengiz bir havaya büründün. Belki de sevgili merhum eser müdürüyle buluşmaya gitmiştir. Nerede buluşacaklar ki amirim? Belki yeryüzünde, belki yer altında, belki gökyüzünde. Dilinizin altında bir şey mi var amirim? Şimdi sen açın bakayım dilinizin altında ne var diyeceksin ama 12 saat fermuar dikili. Sabredersen açar gösteririz. Amirim, eser koyu daha yaşıyormuş gibi konuşuyorsunuz. Ben de bilmiyorum ki. Ne demiş? Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Hani bu lafa takarsan kafayı yersin. Seyreder alem beni. Neşiniz bu olsun amirim. Neşeden mi, kederden mi bilmiyoruz ki Ferit. Anlat bakalım ortak, aldın mı ifadesini Deli Şevket'in? Tertemiz alındı. Zincir tamamlandı. Sadece neşirliği toparlayıp alalım. Zehir gibisin D'Artagnan. Oğlum şimdi al ifadeyi, hemen zıpla şube müdürümüze arz et, durumu anlat. Ankara'ya talimat geçsinler, Ankara harekata geçip sadece naşırlığı katlayıp alsın. Hadi bakayım Ankara ister kendine. Devam et 06. Emredersiniz. Zehir Afiye Cemil zıpla bakayım. Gül ulan gül, rahat rahat gül. Buna da rahat dedim mi bütün organları gevşiyor. Böyle adamları hazır orada tutacaksın ki yayı gevşemesin. Evet Ferit arkadaşım, ne kaldı elimizde? Emir Büyükderici. Ve babası Afan Büyükderici. Emir inanılmaz zeki bir herif amirim. Takip edildiğini kestirdi, bizi atlattı. Evin ön kapısından giriş yaptı. Sitenin kazan dairesinden 3 bina öteden çıktı. Belki oralardan bir yerden de bizi seyretti. Bu adamlara ulaşmanın tek yolu var Ferit. Barış Güvercin'i Behruz'u serbest bırakacağız. Göndermeden önce yemeğine kuvvetli dozda uyku ilacı koysunlar, bir ince işçilik yapalım. Alıcı bağlayalım. Nasıl konuşmadan anlaşıyoruz Ferit. Neresine bağlayacağız mikrofonu? Müsait bir yerine amirim. Esprisiz bir cevap alalım sizden. Alçının içine amirim. Alçının içerisine mikrofonu yerleştiriyoruz. Alıcı minibüsü en yakın mesafeden Behruz'u dinliyor. Ben o zaman güvercini hazırlatıyorum amirim. Haydar haydar seyreder alem beni. Aç mı kalacaksın? Dün Ferit'i gördün değil mi? Akıllı bir kızsın sen. O göğsündeki şeyi çıkaracaksın Songül. Artık çamaşır suyu mu kullanırsın? Kezzap döküp yakar mısın? Jiletle mi kazırsın? Ben elimi sürmeyeceğim. Şimdi gideceğim. Sonra da gelip kontrol edeceğim.
Ya söylesene, gördün mü Ferit'i? Gördüm. Merak ediyorsan söyleyeyim, seninle ilgili hiçbir şey söylemedi. Adamın derdi benimle. Eskiden kalma bir mevzu. Seninle yaşadığı da bir gecelik heyecan işte. Böyle bir yalana inanacağım mı zannediyorsun? Ne yalanı kızım? Hani cinayet masası polisi? Olay yeri inceleme amiri? Nerede? Koskoca teşkilat var arkasında. Niye bulamıyor seni İstanbul'da? He? Sana aşık olduğunu mu zannediyorsun? Sevdalı mı sana? Öyle mi zannediyorsun? Orada pencerenin kenarında oturup beyaz atlı prensi bekliyorsan, öyle bir prens yok. Sana söyleyeyim. Sana bu dünyada istediğin her şeyi verebilecek bir tek adam var. O da şu anda karşında duruyor. Anlıyor musun? Yüzüme bak. Yüzüme bak. Öyle bir iç dünyam var ki, sana anlatmama müsaade etsen, oradaki aşktan boğulacaksın, biliyor musun? Amirim, şube müdürüm Ankara'ya bildirdi. Ankara operasyona başlıyor. Ha bu arada öğlen sonra sizi sorguya alacaklarmış amirim. Ya bak Ferit, gördün mü, sıra bizde. Bugün sana, yarın bana. Öğleden sonra Clarisse'le ilişkili. Alacaklar tabii. Ben de olsam ben de alırdım. Müsaadenizle amirim, öğleden sonra görüşürüz. Ben burada olacağım. Bana ihtiyacınız olursa telefonun ucundayım. Kolay gelsin ama siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ki Eser Koyu daha siz uçurmadınız. Biz biliyoruz ama başkaları bilmiyor Ferit. Biz biliyoruz ama yukarıdakiler bilmiyor. Anlatacağız, göreceğiz pek yakında. Cemil sen önden git otopsiye. Ben anneme bir uğrayacağım. Mevruz? Önce onu halledeceğim. Tamam. Tabii. Ya sen derstesin ya ben sokakta. Birbirimizi göremez olduk değil mi? Hala ikinci sınıfta mısın sen? Ne o, keyifsiz miyiz? Geliyor musun, gidiyor musun? Geldim de hemen gideceğim. Bana bak. Ne oldu? Ya yok, benim bir şeyim yok da. Yani bir şey söylemiyorsunuz ki abi. Ha muamelesi görüyorum evde. Gel bakayım, laflayalım biraz.
Abi ne oluyor? Bu evde bir şeyler oluyor ve benim haberim yok. O benim de annem. Niye kimse bana bir şey söylemiyor? Niye hala daha benim büyüdüğümü kabul etmiyorlar? Filiz, bana da geç söylediler. Evin en küçükleriyiz ya. Üzülmemizi istemiyorlar herhalde. Abi öyle şey olur mu? Kazık kadar olduk artık. Kimse benim büyüdüğümü görmüyor. Bir problem varsa o benim de annem. Bunu bilmek benim de hakkım. Haklısın. Ne olacak peki annemin durumu? Halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz? İnanacağız. Çok mu ciddiymiş durumu? Biraz ciddi. Vücudunu sarmış. Yok, bütün vücudunu sarmamış. Habismiş ama bütün vücudu sarmamış. Bana yalan söylemiyorsun değil mi abi? Ne yalan söylemesi kızım? Ben sana ne zaman yalan söyledim? Peki ya sana yalan söyledilerse? Lan abin yutar mı öyle yalanları ha? Geç kalmadık değil mi? Saat kaç? Yok annem, rahat rahat yetişiriz. Ay nasıl da alışmışım hemen. Alev gidince ev sessizleşti vallahi. Ya ne şeker şeydi. Efe ile iki sevin içinde bucur bucur koştururlar. Yok ama kız çocuk çok başka bir şeymiş. Bizim azgından sonra Alev pek cici geldi bana. E senin oğlun var işte. Kız çocuğu da bırak bize kalsın. Hah, çıkmadan yakaladın mı sizi? Nereden çıktın? Sen mi götüreceksin bizi hastaneye? Annemi bir göreyim dedim ama. Hemen bir duş alacağım. Beklerseniz bırakırım. Beklemez mi canım annem senin? Paşa oğlum gelmiş. Canım canım. Tamam işte. Ana oğlun aşkı başladı. Dış dünyayla irtibat iptal. Ne oldu? Hoş geldin. Devam ediyor. Ceset fena parçalanmış. Hem de yanmış. Yeni bir şey var mı? Var. Dişçi raporları. Ha, kimlik tespiti için. Hı. Kolay gelsin. Sağ ol komiserim. Çok ağır yanık kokuyor. Komiserim gövde altı tamamen parçalanmış. Yüz okunmuyor. Ne zaman sonuç alacağız? Bir iki saat sonra alırız. Adli tabip gelmedi mi? Şimdi geliyormuş. Neymiş durumu peki? Ya aslında ilginç bir durum var. Çene teşekkülünde bir deformasyon var. Bu deformasyon bomba tesiriyle mi olmuş yoksa yapısal bir şey mi, o tam net değil. Yani? Yanisi şu. Adli tabip her şey yanınca Eserkuyu'dan diş doktorunu aramış. Oradan bütün diş raporlarını istemiş. Çünkü diş yanmaz. Aynen öyle. Ve cesetteki dişlerle rapordaki dişler birbirine diyor. İkisi farklı. Bir iki saat sonra her şey ortaya çıkacak. Anlaşıldı. Kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi Ferit'le Cemil'in ifadesine başvuracak olursanız, orada şunu beyan ettim onlara da. Bu gece benim de kendi çapımda bir operasyonum olacak dedim. Eser Koyudağ'ın evinin önüne gittim. Benim çocuğumu tehdit etmiş, beni tehdit etmiş, yakınlarımı tehdit etmiş. Yani bu iş artık sokağa düşmüş. Bu iş buraya gelecekse, yani eş, dost, akraba tehdit edilecekse, ben adamın damarının içine girerim demek istedim. Kalktım gittim evin önüne. Dedim ki bak ne kadar yakınına giriyorum. Yani bunu ima etmek istiyorum kendisine. Arabadan inmesini bekledim. Yanına gittim ve kendisini tehdit ettim. Şimdi seni temiz temiz ikaz ediyorum. Eğer etrafındakilerden birinin canını yakarsam diplomamı, yeminimi sokağa atarım. Seni gökyüzüne karıştırırım, parçanı bulamazlar. Bu sözleri karısı da duydu. Yani çocuklar da yanında. İnşallah çocuklar ne dediğimizi duymamıştır babalarına. Ama karısı tehdit ettiğimi gördü. Buraya kadar her şey doğru. Efendim şimdi bir Eser Koyu da bana rüşvet teklif etti. Biz de bu teklifi teybe kaydettik. Bir akşam kendisini güzel bir kebapçıya götürdük. Eski emniyetçi bir arkadaşım var. Feyzullah Keten, bir kebapçı dükkanında. Cinayet masasında beraber çalışmışız, tecrübeliyiz. Bir düzenek kurduk, masanın altına sesini kaydettik. Yani bana yapmış olduğu bütün laflar, etmiş olduğu teklifler, öne sürdüğü rüşvet teklifleri, her neyse yani hepsini, bunların hepsini banda kaydetmiş bulunuyoruz. O kasette size sorgudan önce şu masanın üzerine koyulmuştur. Şu cinayetlerin üstünü açmayalım. Polis muhabirlerini başka yöne çekelim. Dünyalığı yaparız.
1 milyon. Kırışırız. Anlaştık. Para kimden geliyor bari, hiç olmazsa onu söyle giderken. Ben şeyini sorma. Saati cin aşırı. Tahir. İsim şehir bitki oynamayalım şimdi. Anladık. Çözmüşün işi. Sadi Cin Aşırlı ismini duydunuz değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki bu bizim için yeterli kanıt değil. Teyp kaydı. Mahkeme bunu delil kabul etmez. İkinci kanıtımız nerede? Aşağıda. İfadesini almış bulunuyoruz. Nezarethanede kendisi Deli Şevket olarak anılıyor uyuşturucu esasında. Burada masanın üzerindeki teypte Eser Koyudağ'ın sesi, sahibinin sesi. Aşağıda da sahibinin adamı Deli Şevket. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Ama benim eseri havaya uçurmadığıma dair elimde bir kanıt yok. Şimdi bugüne kadar benim esere yapmış olduğum şeyler, sizlere vermiş olduğum ifadeler, yani şimdi aranızdan biri kalkıp bunu benim masama koymuş olsa, bunu başkası yapmış olsa, ha Ferit yapmış olsa ki kendisine söyledim, dedim ki sen yapmış olsan bu hareketleri ben senden şüphelenirim. Benden şüphelenmekte sonuna kadar haklısınız. Diyeceğim hiçbir şey yok. Bunun tersini kanıtlayamayacaksak gireceğiz içeri, ne yapacağız? Şimdi isterseniz beni açığa alın, isterseniz gözaltında tutun. Emrinizdeyiz. Tahir Kemal, ben ve bütün arkadaşlarım sana olan güvenimizi, sevgimizi her zaman ifade ettik. Ama dediğim olacak. Seni bir süre uzaklaştıracağız. Açığa alacağız ve incelemeyi sürdüreceğiz. Çünkü bu işin üstünün kapatılacak hali yok. Haklısınız. Ben istediğiniz dakika, istediğiniz saat emrinizdeyim. Benim hukuka, kanuna, adalete olan saygım ölene kadar sürecektir sayın müdür. Sayın müdürüm, kusura bakmayın. Böldüm ama önemli. Otopsi sonuçları geldi. Ceset Eser Koyudağ'a ait değil. Diş örnekleri tutmuyor. Sorgu düştü. Bir de DNA sonuçlarını da alırsak bir hafta sonra tamamen temizleneceksin. Ama açığa almıyoruz seni Tahir. Devam et görevine. Ayrıca Sadi Cin Aşırlı operasyonu için teşekkür etmeyi unuttum sana. Bir şey değil amirim, bir şey değil. Vazifemiz. Efendim, isterseniz savcılıktan emir çıkartalım. Resmi koruma altına alalım çocuğu. Benim çocuğu, senin aileni, hepsini resmi koruma altına almamız lazım. Resmi ekipler girsin devreye. Ben hemen savcılığa gidip işlemleri başlatayım abi. Cemil, gördün mü oğlum dilimin altındakini? Ne oluyordu hani dilin altında? Nohut mu, mercimek mi? Bakla amirim. Ha? Bakla, al şimdi dilimin altındaki baklayı. Eser Koyu daha yaşıyor. Peki o zaman nerede amirim? Ne bileyim, bana ne soruyorsun? Bakacağız, göreceğiz. Sağ ol yavrum. Çay mı bu? Çay. Ama demlik çayı değil. Makine çayı. Değil mi gitti? Laboratuvara sonuçlar alıp hemen gelecek. Merak etme. Yok, ben bu çayı içmeyeyim. Doktor bana çaydan kahveden uzak dur dedi. Doğru ya, su getirseydim sana. Kalsın yavrum, elim ısıtıyor. Ay, kıyamam sana. Böyle keyif aldın, 3-5 şeyden de vazgeçeceksin demek ki. Ne yapayım yavrum? Doktor bunu yemeyeceksin diyor, yemeyeceksin, içmeyeceksin diyor, içmeyeceksin. Yok, yiyeceğim, içeceğim diyemezsin ki. Peki anne ya, bu mu acaba? Yani okuyup öğrenmek mi lazım? Ya da tanıdık birilerinden fikir mi alsak, ne yapsak? Vallahi doktorun söylediği kızım, günlük yeme alışkanlıklarımdan vazgeçecekmişim. Yağın, tuzun, şekerin fazlası da yasakmış. Bol bol sebze ve... Bir şeyler daha söylediydi, neydi ya Rabbi? Sağlıklı yaşayacaksın diyor yani. Neredesin oğlum sen sabahtan beri? Efendim, dün akşam üstünden beri Eser Koyu Dağ'la beraberim. Size onu yaşadığını söylemek istiyorum. Hala benim onunla beraber çalıştığımı zannediyor. Biliyoruz, öğrendik. Yaşadığını öğrendik. Sen şimdi kimin için çalışacaksın biliyor musun evladım?
Kimin için? Kimin için çalışacaksın? Sizin için. Yok.